Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüzümde gördüğünüz bu makyajı yaptım. Makyaja geçmeden önce size ufak bir duyurum var. 30 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi'nde saat 16 ile 17 arasında, yani 4 ve 5 arasında Selfie Fest etkinliği kapsamında sokak röportajları, YouTube muhabbetlerinin konuğu olacağım. Burak da benimle beraber konuk olacak. Oraya geleceğim için şimdiden çok heyecanlıyım. Gelebilecek herkesi bekliyorum. Bizi yalnız bırakmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bu videomda bu şekilde pembeli bir makyaj yaptım, tırnaklarıma ve üzerime uydu. Tabii bu pembeli makyajı biraz böyle siyah farla falan güçlendirmek istedim. Bu ruju soranlar olmuştu. Bir önceki sohbet videomda kullanmıştım. Onu hangi iki rujla yaptığımı da gösterdim. Böyle bir görünüm ortaya çıktı. Umarım keyifle izlersiniz. Eğer merak ediyorsanız videoya geçebiliriz. Makyajı başlamadan önce peruğumu takacağım. Peruk kullanmak istedim bu makyajda. Peruğum yeni. Daha önce bir peruklarıma bakıyorum, peruklarımı deniyorum videosu çekmiştim. İzlemediyseniz ekranda çıkacak. Butona basarak izleyebilirsiniz. Buton mu deniyor ona? İşte oradan izleyebilirsiniz. Ama bu ondan sonra geldi. O yüzden bunu da bu videoda göstereyim şöyle. Elf Wix sitesinden. Şu şekilde bir kutunun içinde geldi. İçinde yine klasik şeyler. İşte peruk için tarak, böyle bir saç bonesi. Ben şu an siyah kullandım. Bu ten rengi olanı. Ama peruk için şunu söyleyebilirim size. Ben baktığımda görselinde daha doğal dalgalı duruyordu. Bu doğal dark brown. Yani tam siyah da değil de siyah gibi duruyor ama dark brown diye geçiyordu sanırım. Aşağı renkini bırakırım. Orada baktığımda dalgaları daha doğal gözüküyordu ama bana geldiğinde dalgaları çok daha kıvırcıktı ve hoş bir kıvırcık değildi. Düzleştiricimin en düşük böyle ısı ayarlarından birinde yavaş yavaş böyle uçları sadece dalgalı kalacak şekilde peruğu biraz düzleştirdim. Öncelikle bunu takacağım. Peruğu bu şekilde taktım ama şimdi makyaj yapacağım için önüme gelmesin. Şöyle bir aşağıdan toplayacağım. Komik oldum sanki. Bugün videoya başlamadan önce kaşlarımı doldurdum ve ten makyajımı yaptım. Yani fondöten, kapatıcı, pudra gibi kısımları es geçtim. Kaşımı da aynı şekilde. Direkt göz makyajıyla başlamak istiyorum. Makyaja öncelikle bir far bazı kullanarak başlıyorum. Urban Decay'in bu far bazını kullanacağım. Bu arada yüksek ihtimalle fark etmişsinizdir ki pençelerim yok. Onların yerine böyle daha doğal bir tırnak yaptırmak durumunda kaldım. Hoşuma da gitti aslında. Neden durumunda kaldım? Çünkü bir iş için daha doğal bir hale bürünmem gerekiyordu. Ve geçenki o pençelerimi biliyorsunuz, Amerikan French olanları, onlarla olamayacağım bir pozisyondaydım. O yüzden onları birazcık törpül ettirip birazcık uzunluğunu ve sivriliğini alıp bu şekilde daha doğal bir şey yaptık. Ama bu da hoşuma gitti. Bu da güzel yani. Far bazımı uyguladıktan sonra XB'nin şöyle bir paleti var. Biraz sanki Kylie Jenner'dan esinlenilmiş tasarım olan. XB markasını duymuşsunuzdur zaten. Bazı ürünleri, özellikle bazı mat rujları bayağı güzel yani fiyatına göre. Şuradaki şu ten rengi farı kullanarak başlıyorum. Geniş bir fırçaya alıp bunu aslında hani sabitlemek için pudra gibi kullanıyorum. Bu aşamada pudranızı da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında şuradaki rengi alıyorum. Bence bu renk çok güzel. Bayağı paletteki en hoşuma giden renk diyebilirim. Bunu fırçama alıp bu şekilde katlanma bölgemi uyguluyorum. Bu şekilde geniş bir alana uyguladım. Sonrasında şuradaki kahveden alıyorum fırçama. Ve gözlerimin dış köşesini böyle gördüğünüz gibi bir tık daha koyulaştırıyorum. Ve farı biraz daha böyle yukarıya doğru çekiyorum. Karıştırma fırçasıyla şöyle iki rengi de karıştıracağım. Bu uygulamayı da yaptıktan sonra uygulayacağım diğer renkler daha rahat karışacak ve geçişlerinde böyle çok keskin hatlar olmayacak. Ve gördüğünüz gibi paletin böyle renk uyumu falan gayet hoş durdu. Diğer kullanacağım palet de bu. Okunuşu konusunda hala şüphede olduğum bir markanın. Ama ben Juvia's Place diye okuyorum. Bunun Magic paleti. Magic ya da Magic. Hep de bunu karıştırırım. Acaba hangisi, hiçbir fikrim yok ama gördünüz zaten paleti. Şurada gördüğünüz koyu rengi alacağım. İsmi Aja. Ve bunu gözlerimin dış köşesine uygulamaya başlıyorum. Şu an Osman bağırıyor. Neye bağırdı hakkında bir fikrim yok.
Ama kapım kapalı, o ne olabilir? Ama video çekerken seni içeri alamam Osman. Kızgın bir kedi. Koyu renkli farı bu şekilde uyguladıktan sonra karıştırma fırçasıyla şöyle başlangıç taraflarını biraz karıştırıyorum. Çok fazla keskin durmasın diye. Aynı farı biraz alt kirpik çizgime de geçiyorum. Yine yarısına kadar. Ve karıştırma fırçasıyla dağıtıyorum. Sıradaki adım ise yine primerımı alıyorum. Bu sefer fırçamı alacağım. Ve şurada boşlukta kalan kısma uyguluyorum. Üzerine ışıltılı bir far uygulayacağım için farklı renkte. Bu sayede daha çok ön plana çıkacak far rengi. Kalanı da birazcık alt kirpik diplerimin o boşlukta kalan kısmını uyguluyorum. Bu kısma hangi renk uygulayayım konusunda bayağı bir kararsız kaldım ama daha sonrasında üstündeki pembe şeye uysun diye. Şurada Osun adlı bir renk var. Onu kullanacağım. Farımı aynı fırçaya alıyorum. Ardından burada biraz daha koyu bir pembemsi renk var. Adı Zuba. Bu rengi de şöyle daha geçiş kısımlarına uygulayacağım. Ve az önce koyu farımı uyguladığım fırçama o pembe renkten de alıyorum. O iki far karışmış oluyor. Onunla da şuradaki şu alanı biraz daha kaynaştıracağım. Tam göz pınarlarıma da şuradaki Yemoja isimli rengi uygulayacağım. Göz makyajımı güçlendirmesi için takma kirpik kullanıyorum. Diğer gözümün makyajını yaptım. Kirpiğini taktım, rimelini sürdüm. Burası tamamıyla bitti. Şimdi sırada bu taraf var. Buranın da kirpiğini taktım. Sadece rimel uygulayacağım. Rimel olarak da Urban Decay'in Troublemaker maskarasını uygulayacağım. Bunun kabı çok efsane değil mi? Böyle yanar dönerli. Sanki hani şey olur ya, yağmurlu bir günde benzin böyle dökülünce yola, anladınız. Sizi anlatamadım. Onun tam adını bilmiyorum. Üst kirpiklerimi uyguluyorum. Takma kirpiklerime de birazcık böyle geçiriyorum ki kirpik iç içe daha güzel geçsin. Gidip gelince sanki bir kameranın ışığı değişmiş ama umarım her şey net ve güzel gözüküyordur. Ve göz makyajım da bitti sonunda. Sıra geldi yüz makyajımı tamamlamaya. Hemen kontür uygulayarak başlayacağım. NYX'in bu üçlü kontür kitini kullanacağım. Bunu zaten gördünüz daha önceki videolarımda. Kontürden sonra hemen allık uygulayacağım. Fleur Mar'ın Pretty serisinden 3 numaralı şu ikili allık ve bronzer ürününü kullanacağım. Yani allık kısmını kullanacağım. Kameranın rengi bayağı değişti. Daha sıcak gözüküyorum. Daha sıcak tonlu gözüküyor sanki. Aydınlatıcı olarak da Cilium bu paletini kullanacağım. Buradaki toz renklerin üçünü de karıştırıyorum rastgele. Sırada ruj var. Yanılmıyorsam bir önceki videomda sohbet ettiğimiz videoda kullandığım ruj ikilisini yapacağım. Orada hangi ruj falan diye sormuştunuz. İlk olarak NYX'in Lingerie serisinden korset rengini kullanacağım. Bu böyle minik bir seri. NYX'in yılbaşına özel tasarladığı böyle minik rujlardan oluşan, yanılmıyorsam 24'lü bir serisi var. Onun içinden çıkan bir ruj ama tam boyu da var tabii ki. Bunu taban rengi olarak kullanıyorum. Üstüne de NYX'in Butter Gloss'larından Krem Brûlée rengini kullanacağım. Yine telaffuz edemediğim bir ürün. Ve bu şekilde makyajım tamamlanmış oluyor. Şimdi hemen şu peruğumu da düzelteceğim. Ay, mikrofon inşallah hışırdamamıştır. Şuradan biraz kendi bebek saçlarımdan çıkaracağım.
Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenerek keyifle izlemişsinizdir. Eğer bir makyajı yaparsanız Instagram'dan beni de etiketlemeyi unutmayın. Arada bir Instagram'a denk geliyorum. Yaptığım makyajlardan ilham alarak ya da yaptığım makyajları yaparak sonrasında beni etiketleyenlere inanılmaz mutlu oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu makyajı yaparsanız beni etiketlemeyi unutmayın. Tırnaklarımla da uyumlu oldum. Bugün birazcık pembe pembe bir gün oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Aşağıdan abone olabilirsiniz ve abone ol butonunun yanındaki zile tıklayarak bildirimlerimi de açabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.